Ben Halit Refik, film yönetmeniyim, senaryo yazarıyım ve üniversite hocasıyım. Sayın Edison, öncelikle başımız sağ olsun. Evet, hepimizin başı sağ olsun efendim. Çok kıymetli bir arkadaşımızı kaybetmiş olduk, onun haberini aldık. Refik, amansız hastalığa karşı mücadele veriyordu ama yenemedi. Hastalık kontrolden çıktı ve ünlü yönetmeni en sonunda hayattan, sinemadan kopardı. 35 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Gülper Refik, kameraların karşısındaydı. Bütün ömrü boyunca sadece ve sadece ülkesini düşündü. Bir mana adamıydı. İşte bir lafını okudum. Böyle bazı çok ilginç lafları vardır Halit'in. Ya huzur, ya servet, ya maneviyat, ya şöhret diye. Halit hayatın mana ve maneviyat tarafını seçti. Onun için çok manalı, çok dolu. O bakımdan da çok güzel bir hayatımız oldu. Doğumuyla göçmen düşüncesinin Anadolu insanıyla özdeşleşmesi, onu tanımasıyla ilgili bu çabaları. Bu benim bir nitelememden ziyade kendisinin de kullandığı bir ifadeydi. Yani biz söyleşiler yaparken kitaba girmeyen kısımlarında da zaman zaman bahsediyorduk. Bu ifade onlardan bir tanesi. Yani ailesinin geçmişi Selanikli, göçmen, Atatürk ülkelerine bağlı bir aile, Batı tarzı bir hayat benimsemiş ama geldikleri Anadolu'da oraya tutunmaya çalışırlarken belki Halit Bey sinemaya girişinden sonra da film yapmaya çalıştığı insanların kimler olduğunu öğrenmeyi anlamaya çalışmış ve o çalışma tabii belli bir dönüşüm geçirmesini sağlamış. Nitekim kendisine yönelik en çok eleştiri sinema yazarken karşı çıktığı veya çok sert eleştirdiği Türk sinemasını daha sonra halk sineması kavramıyla belki yüceltmeye çalışıyor şeklinde eleştiriler almasıydı. Ama o bakıldığı vakit geldiği köken ve yaşadığı değişime belli bir anlam kazanıyor. Yani havadan gelmiş bir ilkesizlik, bir dönüşüm, döneklik değil. Belli bir temeli var o değişimin. Ayrıca ölümünden sonra yazılan yazılarda veya değindikleri Türkiye'deki ulusal sinemanın öncüsü, teorisyeni falan gibi laflar var. Aslında kitabında da söylediği ulusal sinema değil, ulusal sinemanın kavgası bence bir aydın olarak kavgası var. Vermeye çalıştı. Tabii o dönem sadece sinemada değil, daha çok dönemin politik ortamı başka tartışmaları da gebeydi. Yani politikada başlayan, ideolojiler düzenine başlayan tartışmalar oradan sinemaya, sanata, diğer kültür konuda da yansımıştı ve kendine bir yön çizmeye çalışan heveskar bir sinemacı aydın olarak Halit Refik de onlardan etkilenmiş o tartışmalardan. Ya o yol o dönemde her zaman çiziliyor zaten. Düşün ki 27 Mayıs 1960 itirarıyla başlayan bazı sinemacıların solcu olduğu fikrini ortaya atan bir dönemden sonra çıkan bir takım yeni solcular var. Ondan sonra gelen ve o yeni solcuları beğenmeyip işbirlikçi gören Mao'cular var. O zaman Halit Bey'in gerçekten bir sol düşünceden sağ düşünceye gittiğini mi düşünüyoruz? Yoksa hala kulaklarımızda kalan hay Allah deyimini bundan dolayı bir pişmanlık hissi olarak mı söylüyor? Yok, ben pişmanlık duyduğunu sanmıyorum. Yani hayatı boyunca belli aşamalardan geçti ama inandığı şeyler bence temelde aynı kaldı. Tabii Kemal Tahir adını burada özellikle söylemekte fayda var. Onunla tanışması da bir dönüm noktası olduğunu söylemek gerekli. Kemal Tahir'in romanda, edebiyatta aradığı gerçeği Halit Refik sinemadaki arayışına denk düşürmeye çalıştı. Tabii dönemler değişiyor, tarzlar değişiyor. Halit Bey'in filmlerinde de bakıldığında bir takım değişik şeyler gözükecektir. Son dönem filmleri örneğin Yeşilçam sistemi için yaptığı filmlerden daha farklıydı. Ama temelde ben inandığı şeylerin aynı olduğunu düşünüyorum. Onlarda bir pişmanlık olduğunu sanmıyorum. Çok genel hatlarıyla bakmak gerekirse ayakları yere basmayan bir sinema öğrencisiyken düşündüğüm bazı sinema ait görüşlerin, düşüncelerin ondan ders almaya başlamamdan sonra biraz daha gerçekçi bir boyut kazandığını söyleyebilirim. Daha soyut şeylere meraklı ve onları gözümde yücelten bir insan iken en basit popüler film örneklerinin bile içinden çıktıkları topluma dair bir takım bilgiler içerdiklerini
içermesi gerektiğini, öyle okunmalarının da gerektiğini açıkçası kendisinden öğrenmiştim. Ben bu benim için sinemaya bakışımda önemli bir değişim noktasıdır. Yani benim için de 60'ların sonunda Türkiye'de aydın diye tanıdığım insanların Metin Aksan'a, Kemal Tahir'e, Halit Refik'e karşı aldıkları tavır beni değiştirip bugünkü düşünceme getirdi. Yani o bakımdan sonuçta 12 dakika Halit abinin filmi değil. Türkiye'de batıya bağlı olarak belli bir yanılmışlık yaşayan, yani senin, benim, diğer aydınların yollarını nasıl çizdiği hakkında bir miras bence. Türkiye'nin 19. yüzyıla kadar batı konusunda bir entegrasyon düşüncesi, problemi yoktu. Türkiye ile batı arasında, Türkiye açısından problem 19. yüzyıldan sonra başladı. Yani batıda öncü sanayi ülkelerin ortaya çıkmasıyla, yani İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin sanayi gücü haline gelmeleri, çelik kullanımı, makina kullanımı, motor kullanımı, hala bir tarım toplumu durumunda olan Osmanlılar için artık kapatılması zor bir batı lehine, kapatılması zor bir fark meydana getirmeye başladı. Ve sanayileşmiş batı ülkeleri karşısında hala tarım toplumu olan Türkiye'nin aydınları batıya karşı bir eziklik, bir çeşit aşağılık kompleksi içine girdiler. Bugün itibariyle Türkiye artık bir